İşte sporcularımıza geliyor. Tebrikler onlara geliyor. Madalyalarımız lütfen. Şampiyonları Amasya Vali Vekilimiz Sayın Sıtbekir Sıtkı Dağ tarafından madalyalandırıldılar. Tebrik ediyoruz. Congratulations. Kocaman bir alkışla rica ediyoruz. Evet, sporcularımıza. Good luck for tomorrow. Ve tabii ki evet, yarın için bol şans. Çünkü yarın da 90 kilometrelik Amasya Hamza. Bugün çok güzel bir etkinlikle Amasya'yı ev sahipliği yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın misafirçiliği himayelerinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenen Bisiklet Federasyonu'nun yapmış olduğu güzel bir yarış. Sivas'tan başlayıp Amasya'da nihayetlenen birinci etap. Yarın da kısmet olursa yine sabahtan buradan yarışmacılarımızı Havza'ya yolcu edeceğiz. Bu kurtuluş yolu tematik güzel bir bisiklet turu oldu. Amasya'nın gelen misafirlere ev sahipliği yapmasından da ayrıca onur duyuyoruz. 10 ülkeden yaklaşık 96 yarışmacı katıldı. Sorunsuz etaplar geçildi. Birinci basamağı iyi geçirdik. İnşallah bundan sonra da kazasız belasız güzel bir etkinlik olur. Temennim benim şudur ki Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olduğu için bu yarışmanın önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde yapılması ve katılımın giderek de artması. Amasya'nın hem kendisinin tanıtımı hem de ekonomisi açısından çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Öncelikle Spor Toto Spor Kulübü'nde feda çeviriyorum. Yarışmalara, uluslararası müsabakalara, ulusal müsabakalara Spor Toto Kulübü adına katılıyoruz. Öncelikle bugünkü etabı kazanmayı gerçekten çok istiyordum. Çünkü çok anlamlı bir turda şu anda yer alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında anısına düzenlenen bir müsabakada bir Türk sporcunun uluslararası müsabakayı kazanmasını çok istemiştim. Bunu kendim de istedim. Eğer kendim kazanmazsam bir Türk sporcunun kazanması için mücadele verecektim. Yarışa böyle diye çıktım. Çok zorlu bir parkurdu. Turun en zorlu etaplarından bir tanesiydi. En zoru da diyebiliriz. En uzun ve en zoru diyebiliriz. Bunu kazanmayı başardım. Bundan sonraki etaplarda da tekrardan kazanmayı çok istiyorum. Çünkü dediğim gibi böyle bir anlamlı turda podyumda olmak Türk sporcusuna yakışır. Biz de bu inançla bu takım arkadaşlarımın da aynı şekilde düşünceleri bu şekilde. Bu inançla yola çıkıyoruz, yarışmaya çıkıyoruz. Çok gururluyuz. Takım arkadaşlarıma, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle turun atmosferi beni biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bisiklet turumuz var. Uzun yıllardır düzenlenen. Orada gibi hissettirdi. Çok heyecanlandım. İnşallah bu turun her sene tekrarlanmasını ümit ediyorum. Temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.